çok ciddi bir noktadayız Libya'da. Bakın, Sirte Cufra konusunu Mısır tarafı kırmızı çizgi ilan etti. Sisi, evet. Ha. Kırmızı çizgi Mısır. Evet. Sisi değil ya, Mısır devleti. Mısır devleti dedim. Yani. Mısır devleti. Şimdi biz de oraya çoktan girip o bölgeyi almış olacaktık. Hatta Hafter nereye kaçacaktı belli değildi. Hatta o günlerde mesela Hafter'in kaçtığını falan söylüyordu bizim yetkililer. Aynı gün ben Twitter'dan da paylaştım. Çok garip. Hafter'in Alman Büyükelçisi'yle görüştüğüne dair resimler ve haber Libya'nın Alman Büyükelçisi'nin Twitter sayfasındaydı yani. Ben dedim ki yani bizim yetkililer Hafter Libya'da da değil, nereye gittiği belli değil falan gibi açıklamalar yapıyor ama işte adam bak Alman Büyükelçisi'yle görüşmüş bugün falan diye. Şimdi bazen böyle şey yapıyoruz, uçuyor muyuz diyelim, yani bazı, yani biraz dikkatli olmak siyasi lazım. Siyasi propaganda da belki diyebiliriz ona sonuçta. İyi ama bir üstünü yani, psikolojik olarak üstünü sağlamaya çalışıyoruz. Ama dikkatli olmak dış politikanın şeyse en önemli alanıdır. Yani dış politika şakaya gelmez. Yani bir defa rakibinizi küçümsemeyeceksiniz. Rakibinizi küçümsemek ölümcül hatalara yol açar. Ölümcül sonuçlar yaratır. Allah korusun. Şimdi bir, orada önemli bir cephemiz var mı? Var. Şimdi orada aslında bekliyoruz biz. Neyi bekliyoruz? Biz oradan çoktan bir saldırı yapacaktık. Biz derken kim yapacak? İşte bizim desteklediğimiz Trablus hükümeti oraya dayandılar. Ha biz de destek verecektik. O hattan işte doğuya doğru Mısır sınırına doğru gidecektik. Hani amiyane tabirle vuralım hepsine falan havası. Şimdi oradan bir cephe. Şimdi yani Sirte'den Cufra'ya, Cufra'dan da Mısır sınırına. Evet gelecek. Yani şimdi Mısır'da ona karşı işte bir önce kırmızı çizgimiz diye açıklama yaptı. Sonra bunun devamını getirdi. Parlamentodan yetki aldı. Parlamento tamamı ittifakla devlet başkanı Sisi'ye yetki verdi. Dedi ki sen burada kullanabilirsin Mısır Silahlı Kuvvetleri'ni. Tabii bu yorumlara göre zaten parlamento onun kuklası, zaten parlamento bilmem ne. Şimdi yalnız bir tek konuda anlaşamıyorlar. Bazen Amerika'nın kuklası diye yazıyorlar. Son günlerde tek tükte Rusya'nın kuklası diye laflar okudum. Yani bir karar da vermeleri lazım. Bana sorarsanız Sisi ulusal çıkarları için doğru olanları yapıyor. Bir yandan Amerika ile çok iyi geçiniyor. Bir taraftan Rusya ile çok iyi geçiniyor. Yani Amerika ile çok iyi ama Rusya'dan Sukhoi 35 uçakları alacak kadar da Putin'le arası çok iyi. Amerika'nın yaptırım tehdidine rağmen Putin'le ilişkilerini bozmama konusunda kararlı. Avrupa Birliği ile ve özellikle Almanya ile falan da ilişkileri gayet iyi gidiyor. Bu krizle birlikte Fransa ile ilişkilerini de geliştirmiş durumda. Dolayısıyla aslında Sisi ulusal çıkarları, Mısır'ın ulusal çıkarları kabaca neyi gerektiriyorsa bunların hepsini yapıyor. Bir de aynı anda Amerika ile aynı anda Rusya ile iyi ilişkiler kurabilmeyi Enver Sedat'ın 1973 savaşın başlamadan hemen önce Sovyetlerle ilişkilerini koparması, bütün Sovyet danışmanları falan çıkarması, sonra 73 savaşında Sovyetler Birliği kendisine büyük askeri yardımlarda bulunmasına rağmen Sovyetlerle ilişkilerini koparıp adım adım önce İsrail'le uzlaşma yönünde adımlar atıp sonra da Camp David anlaşmasına doğru giden ve Amerika'ya yanaşarak İsrail'le ilişkilerini dengelemeye çalışan o çizgiyi toparlıyor Sisi aslında. Geçmiş mübarek yönetimlerinin filan da attığı o doğrultuda şeyler vardı ama Sisi o dengeyi bana sorarsanız daha iyi yakalamış durumda. Ha halkından kopukmuş bilmem neymiş. O tarafa girmiyor musunuz siz şu anda? Yok şöyle. Yani, soruyu bunları, mu o soruyu? Bunları ben ihtiyaç... Diktatör olması... Efendim şimdi bir ülkenin... Ya da Mursi olayı falan bunlar hani... Şimdi bir ülkeyi kimin yöneteceğine biz karar veremeyiz. O ülkenin halkı karar verir. Yani biz mesela Sudan lideri Ömer el-Beşir'le çok iyiydik. Ömer el-Beşir de darbeyle gelmişti oraya. Şimdi Sudan'daki yeni yönetimle de iyi ilişkiler kuruyoruz. O da darbeyle yıkıldı. E ne yapıyoruz o zaman? Oradaki politikamızla Mısır'daki politikamız çelişiyor. Ayrıca biz eğer demokratik çok partili rejimleri destekliyorsak, Katar'la ne işimiz var? Suriye'deki rejimi devirmek için işin başında Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle herkesle bir dünya iyi ilişkiler kurmuştuk. Onlarla bayağı birlikteydik. Hatta bir ara
Suudi uçakları filan İncirli'ye gelmişti. Hatırlayalım Suriye krizinin. Özellikle bizim bir uçağımızı Suriye düşürdüğünde maalesef Suriyelilerin en büyük hatalarından biri oldu. O uçağın düşürüldüğünden sonraki dönemlerde hatırlayın Suudi uçakları filan da gelmişti İncirli'ye hani destek babında. Ha şimdi dolayısıyla bizim bu rejimlerle olan ilişkimiz neydi? Veya biz bu şeyleri ortaya koyarsak o zaman oho yani dünyanın yarısından fazlasıyla ilişkilerimizi bozmamız lazım. Böyle bir şey olmaz. Yani bir ülkeyi kimin yöneteceğine o ülkenin kendi halkı karar verir. Efendim işte darbeyle devirdi de falandı da yani. Onların iç sorunu bizi ilgilendirmez diyorsun. Dış politikanın konusu değil bu. Bir ülkeyi kim yönetiyorsa, kimler yönetiyorsa siz ulusal çıkarlarınız doğrultusunda o ülkeyle ilişki kurarsınız. Ha bir ülkede bir rejim gelir diyelim darbeyle şunla bunla geldi. O rejim bir şey haline gelmiştir. Yani kimsenin yakınlaşmak istemediği, kimsenin merhaba demek istemediği bir rejim haline gelmiştir. Sizin de ulusal çıkarlarınız açısından o rejimle özel olarak bir ilişki kurmanızı gerektiren bir durum yoktur. Siz de kenarda durursunuz. Ya da uluslararası bir kamuoyu oluşmuşsa bu yönde ve sizin de o rejime karşı bir şeyler söylemeniz aslında yine ulusal çıkarlarınız açısından doğruysa öyle bir tavır alırsınız. Burada kilit kelime tabir ulusal çıkardır. Şimdi bizim Mısır'la kötü olmamızı gerektiren bir tane ulusal çıkar yok. Bir dünya çıkarımız zedeleniyor Mısır'la. Ve bu kavga nereye kadar gidecek? Şimdi son bir şey söyleyeyim o cepheyle ilgili. Mısır'la ilgili olarak durumumuz şu. Şimdi biz bir de şunu unutmayalım. Biz Libya'ya niye gittik Ferit Bey? Niye gittik? Biz Libya ile bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yaptık. Bu Trablus anlaşma Trablus hükümetiyle. Tamam. Evet. Sarraç oradaki hükümetle yaptık. Evet. Tamam. Şimdi onu da Sarraç, Hafter falan diye sık sık ayırırsak devlet yetkililerinin konuşmalarına falan bu yansırsa bence bu da doğru olmaz. Bizi ilgilendirmiyor. Libya hükümetiyle yaptık biz. Ha, burada biz hangi devlete karşı yaptık bunu birebir? Yunanistan'a karşı yaptık. Yunanistan'ın kendisinin diye değerlendirdiği deniz yetki alanlarına biz girdik. Libya'da girdi. Onun için Yunanistan ne yaptı? Atina'daki Libya hükümetini kovdu, Hafter'le ilişki kurdu. Hatta Hafter nezdine büyükelçi falan gönderdi galiba. Kafayı yedi Yunanistan. Nasıl yaparsınız falan. Biz de nanik yaptık. Dünya yani yakın zamanlardaki en başarılı dış politika hamlelerimizden biriydi. Şimdi burada biz bir de karşı taraf denilen ülkelerin oyununu bozduk. Kimdi onlar? Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, İsrail, Yunanistan, hatta onlara katılan İtalya. Bunlar ne yapacaklardı? Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesimi Mısır'la bizim dış politika hatalarımızdan faydalanarak İsrail'le deniz yetki alanları anlaşmaları yaparak MEB ilan etmişti. Ve oradan doğalgaz çıkaracaklardı. Çıkardıkları doğalgazı da fantazi bu ya. Denizin 3000 metre altından 2000 kilometre bir yolculuk yapacak şekilde Avrupa'ya göndereceklerdi falan. Bu Rum Yunan tarafının da fantazisi bitmez. Onlar zaten böyle bir fantazi gezegeninde o kafayı neyle yapıyorlar hayret ediyorum. Çünkü ben de Kıbrıs'ı Yunanistan'ı az çok bilen biriyim. Onların içkilerini de biliyorum. Yani onların hiçbiriyle o kafada olmaz ha. Ha. Şimdi ne Girit'in Çikudyası'yla olur ne Kıbrıs'ın Zivaniyası'yla olur falan ya da ne Yunanistan'ın Çipurası'yla olur. Hani bizde olmayanlardan farklı olarak. Bunlarla falan olmaz ama müthiş. Yani adamlara hayranım da. Ha. Bitmez de bu. Kaynağı sonsuz, sınırsız bir fantazi. Şeyleri var. Üretme kabiliyetleri var. Müthiş. Şimdi böyle olacaktı. Biz orada Libya'dan bunların önünü kestik. Ha deniz hukukuna göre efendim oradan boru hatları, kablolar, telefon hatları falan geçebilir ama onun da yine uluslararası hukuk ve deniz hukukunun genel prensipleri çerçevesinde geçmesi lazım. Bizim gibi sahildar olan bir ülkenin, sahildar Libya'nın
ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde oradan geçemez. Zaten onların kendilerine ilan ettiği MEP alanlarını biz onların değil diye değerlendiriyoruz. Bir de Doğu Akdeniz'de ayrıca Kıbrıs Rum kesiminin benim dediği alanlarda biz gidip araştırma, arama ve sondaja başlamışız. Dolayısıyla gayet güzel bir politika. Şimdi bunun devamının gelmesi için ne yapmamız lazımdı? Mısır'la uzlaşacaktık. Mısır razı mıydı, hazır mıydı? Dünden. İsrail'le anlaşacaktık. Hazır mıydı, razı mıydı? Evet. Yani İsrail'in Ankara'daki maslahat güzarı bu konuda yazı bile yazdı ya. Yani resmi bir yetkili yazı yazdı. Bir internet sitesine dedi ki kardeşim İsrail'de yeni bir hükümet kuruldu. Buradaki büyükelçiyi kovan taraf sizdiniz. Şimdi eğer hazırsanız biz profesyoneliz. Yani o oldu bu oldu biz bunlara bakmayız. Çıkarlarımız da farklı olabilir. Her konuda aynı görüşte olmayabiliriz. Ama işbirliği yapacağımız bizim açımızdan alanlar var. Eminim sizin açınızdan da alanlar var. Bunlara otururuz konuşuruz. Şimdi ne Mısır'la ne İsrail'le bir adım atılmadı. Şimdi peki o zaman ben şimdi soruyorum. Ne olacak? Amacımız ne bizim Libya'da? Şimdi Mısır şöyle görmeye başladı. Mısır başlangıçta muhtemelen yani buradan işte belki bir adım sonra bir uzlaşmanın altyapısı için görüşülür falan filan. Ama böyle bir şey gelmeyince Mısır şöyle algılıyor galiba. Yani bunlar beni yıkmaya çalışan bir yönetim Türkiye ve beni Libya'dan, batıdan kuşatarak rahatsız etmek istiyor. Şimdi o da öyle düşünmeye başladı. Muhtemelen. Bunda yazıyorlar, söylüyorlar. E o zaman buradan bir sonuca varamayız. Şöyle, yani hedefi kendisi olarak mı görmeye başlıyor aslında Sisi? Bu sefer Mısır demeyeyim, Sisi diyelim. Çünkü iyi ama Sisi de Sayın Erdoğan'ın da Sisi'ye karşı cümlelerini biliyoruz. Pek de haz etmiyor iki lider de birbirinden. İyi ama şimdi bir devlet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef tahtasına koyarak konuşursa, biz burada eleştirsek bile kendisini, Türkiye'nin çıkarları bunlar diye herkese karşı savunuruz. Yani Sisi diye konuşamayız ki. Şu anda oranın devlet başkanı. Bu adam Amerika'yla da çok iyi, Rusya'yla da çok iyi, Avrupa Birliği'yle de çok iyi ilişkileri. Arap dünyasının büyük bir bölümüyle de iyi. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire olmak üzere onlarla da ilişkileri iyi. İlişkilerin iyi olmadığı ülkeler de var. Mesela güneyindeki bu Rönesans barajı konusunda sorunlu olduğu ülkeler var. Şimdi buradan sonuç alamadık ve almak istemiyor görüntüdeyiz. Hala Sisi aleyhine işte yayınlar yapılıyor falan. Şimdi dolayısıyla orada ciddi bir cephe var bak Libya'da. Şimdi ben Yunanistan olsam şöyle beklerim. Ya şunlar bir savaşsalar. E savaş da öyle şaka değil. An meselesi gibi. Yani bakarsanız hakikaten Trablus güçleri Sirte'den bir saldırı başlatabilir. Mısır'da hava kuvvetleriyle veya değişik yollarla müdahale edebilir. Yani artık bunlar uluslararası basında tartışılır hale geldi. Yani doğrudan Mısır kuvvetleri mi devreye girecek? Mesela Mısır hava kuvvetleri orayı bombalayacak. Hafter güçlerine destek vermek için. Veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçakları Mısır'a yerleşik bir kısmı. Onlar gelip onlar bombardımana katılacaklar. Veya hem Mısır hem onlarınki katılacak. Mısır donanması bizim donanmamızla savaşacak falan. Şimdi bak burada şöyle bizim ulusal çıkarlarımız söz konusuysa tabii ki savaşırız. Amerika'yla da savaşırız. Ama bizim ulusal çıkarlarımız olacak. Böyle ete kemiğe bürünmüş bir de bir saldırıya maruz kalmış olacağız. Yani savaşlar böyle şeyler için yapılır. Yoksa zaten diplomasiyle çözülmesi gerekir. Bir de caydırıcılıkla olur. Bir de dış politika sonuç alma sanatıdır. Bunların hepsini kullanmamız lazım. En son çatışma noktasına gelmemiz lazım. Şunu dersek efendim herkes bize karşı ne yapalım? Şimdi bir defa herkes bize karşı ise bizde bir hata var demek. Dış politika şu demek değil. Oturup işte ama bak A ülkesi bunu yapıyor. B ülkesinin devlet başkanı bunu dedi. C ülkesinin devlet başkanı darbeci. Öbürü şu. Beri ki bu. Ha böyle olmaz. Şimdi kendi haklılığımızı, kendi kendimizi anlatarak bir yere varamayız. Kendi haklılığımızı anlatır dururuz. Ama sonuç almayız ki buradan.
Bizim sonuca odaklanmamız lazım. Sonuca odaklanmamız için mesele basit. Bizim Mısır'la ve İsrail'le hiçbir ulusal çıkarımızı ilgilendiren sorunumuz yok. Ve bu iki ülkeyle ilişkilerimizi normalleştirmek ve bu iki ülkeyle uzlaşmak bizim ulusal çıkarlarımıza birçok açıdan hizmet eder. Şimdi o zaman tekrar bu Navtex ve Yunanistan'a gelince mesele açık. Şimdi Yunanistan diyor ki oradan bir çatışma çıksa şimdi Mısır'la ne güzel olur diyor. Ha. Şimdi onunla da sınırlı değil. Biz şu anda Suriye'de ciddi bir birlik bulunduruyor muyuz? Hem bizim doğrudan kontrolümüzde olan yani Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde artı en son yaptığımız Barış Pınarı bölgesinde artı yani basında çıkan haberlere göre İdlib'de bayağı bir yığınak yapmış durumdayız. Yani şu anda İdlib'de fırtına öncesi sessizlik de hakim olabilir. Başka şeyler de olabilir. İnşallah olmaz. Yani orada da her an provokasyonlar bizi birçok şeyin içine çekebilir.